Zamandır tartışılan bir konudur bu. Yani bu tabii siyasete kurban edilmeyecek kadar önemli bir mesele. Bir hükümlünün aslında demokratik bir hukuk devletinde özellikle yasadan kaynaklanan ulusal ve uluslararası yasalarca koruma altına alınmış olan haklarının kendisine verilmesi aslında demokratik hukuk devleti olmanın bir gereğidir. Fakat görüyoruz ki sizin de dediğiniz gibi yaklaşık 30 aydan beridir bir tecrit durumu söz konusu. Şimdi bu tecrite ilişkin daha önce bize kimi avukatlarımızın yapmış olduğu başvurular neticesinde biz hem Adalet Bakanlığı'na hem Türkiye Barolar Birliği'ne bu konuda başvuruda bulunduk. Dedik ki yani devleti yasalarına, kendi koymuş olduğu kurallara uygun davranmaya davet ediyoruz. En nihayetinde bir hükümlüdür ve siyasi duruşu ve yaklaşımı veya hükümlü bulunduğu suçun içeriği ne olursa olsun kendisinin yasadan kaynaklanan haklarının bu şekilde kendisine verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir kişinin 30 ay gibi uzunca bir süredir periyodik olarak disiplin soruşturmalarına maruz kalması ve bunun neticesinde hem ailesinin hem avukatlarının kendisinden bir şekilde haber alamıyor oluşunu biz bir hukukçu olarak doğru bulmayız, bulmuyoruz da. Yani bizim tabi olduğumuz hukuk kuralları var, bizim tabi olduğumuz evrensel hukuk normları var. Dolayısıyla buna aykırı bir şekilde yürütülen bir sürecin biz doğru olmadığını düşünüyoruz. Buna ilişkin biz dediğim gibi yani bize gelen başvurular neticesinde, kimi avukatlarımızın yapmış olduğu başvurular neticesinde bunun hukuka uygun olmadığını ve Adalet Bakanlığı'nı bu konuda göreve davet ettiğimizi belirtir başvurularımızı hem Adalet Bakanlığı'na hem Barolar Birliği'ne yaptık. Maalesef bize bu konuda herhangi bir dönüş sağlanmadı. Halen de bir dönüş sağlanmış değil. Biz dile getirdiğim gibi buna ilişkin bakanlığa biz başvuruda bulunduk. Yani yine periyodik olarak başvurularda bulunmayı düşünüyoruz. Çünkü bunun yani anayasa ve yasalar devletle vatandaş arasında bir akittir. Her ne kadar vatandaş bu akite uymak zorunda ise ve uymadığı zaman ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalabiliyorsa devletin de aslında kendi koymuş olduğu kurallara, yasalara uymak zorundadır. Devlet bunu yapmadığı sürece o az önce de dile getirmiş olduğum hukuk devleti olma vasfını yitirir. Gittikçe aşınır bu ve bu kaotik bir süreç yaratır. Dolayısıyla buna uymayan bir mekanizmayı hukuk içine çekmek bir anlamda da sivil toplum örgütlerinin görevidir. Hele ki baroların, hele ki işte bu anlamda demokratik hukuk devleti olma yolunda onları belli bir perspektif kazandırması gereken veya bir denge denetleme mekanizması yaratması gereken barolardır ve hukukçulardır ve sivil toplum örgütleridir. Yani buna karşı aslında bu hukuka aykırı duruma karşı gerekli başvuruları yapabiliriz, yapmalıyız. Daha önce de yaptık. Bundan sonra da yine aynı şekilde yapmaya da devam edeceğiz.